içinde konuşmam gereken kavramlarla sınırlı bir şey anlatacağım. Yani dil, dille ilgili. Dil diye bir fırka var. Çoğu soru bilmezsiniz ama çünkü her zaman bu coğrafyada farklı olanlar inkar edilmişti. O Mu'tezile fırkası bütün kutsal kitapların insan tarafından yaratıldığını ve sorgulanabileceğini, değişebileceğini, yenilebileceğini anlatıyor. Ben özellikle burada Sünni kökenli şeylerimiz olmadığı için, yurttaşlarımız bulunmadığı için, çoğunlukla Alevi kökenli olduğu arkadaşlar olduğu için onlar hakkında bir şey söylüyorum. Bizim inançlarımız da böyledir. Bizim inançlarımız da sorgulanabilir, değişilebilir. Kutsal mabetlerimiz eğer insan çıkarına yaşama tersine değiştirilebilir. Bu çok yanlış bir şeydir. Bu şeyi tabulaştırmaktır. Bir inancı insan yaşamının üzerinde bir dogmaya dönüştürdüğü zaman o artık insana hizmet eden bir araç olmaktan çıkarak insanın ona hizmet ettiği bir araç haline döner ki bu çok tehlikelidir. Ben bir dersimli olarak yakın gelecekte bizi bu tehlikenin beklediğini hissettim. Bu açıdan bunları anlattım. Ulus devlet anlayışının kendine has kimi diyelim yaklaşımları var. Kendini belirli sac ayakları üzerinden oturtur. Bu sac ayaklarından en önemlisi milliyetçiliktir. Yani milliyetçilik dediğimiz şey de bir milletin diğer milletlerden üstünlüğüne dayanır. Eğer ulus devlet mottosuyla yola çıkılacaksa, bu sistemle eğer yola çıkılacaksa doğal olarak milliyetçilik yapmak zorundalar. Yani çünkü o bunu istiyor. Diğeri cinsiyetçiliktir. Diğeri dinciliktir. Yani maruz kaldığımız aslında son 24 yılın bütün sancıları, esasında 100 yılın bütün sancıları biraz da bununla alakalıdır. Bu yüzden uzun yıllardır mevcut sistemin değişmesine dair çağrılar yapılıyor. Bunun mücadelesi yürütülüyor. Ulus devletin diyelim işte tekçi anlayışının kim işe yansımalarını günümüzde de görüyoruz. İşte tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek. Bu aslında doğanın da mevcut işleyişine aykırı bir şey. Yani doğada tamamen her şey çoğulculuğa dayanır. Yani hiçbir şey tekçiliğe dayanamaz. Yani eğer düşünelim, yani milyonlarca çeşit çiçek vardır. Hepsini tekleştirdiğimizi düşünelim. Yani sadece papatyanın olduğunu düşünelim. Bir anın işte gülün olmadığını düşünelim, sümbürün olmadığını düşünelim. Yani bu anlamda doğanın kendi işleyişi var ve istenildiği kadar tekçi paradigmalarla yani tek tek sayıları sürekli işte sahnelerde şurada burada söylensin. Bunun herhangi bir karşılığı toplumda olmaz ve bu başarılamaz. Yani bunu başarsaydı Almanya Hitler döneminde de bu başarıya ulaşmış olurdu. Nitekim aslında bu sloganın icatlarından bir tanesi, en çok bunu kullananlardan bir tanesi bu oluyor. Şimdi tek millet deyince bu defa doğal olarak karşıdaki diyelim halkları artık Araplarsa, Kürtlerse, diğer etnik aidiyetlerse bunlar da kendi içerisinde eritme işte çabaları oluşur. Doğal olarak bunun belli iki aşaması vardır. Birincisi soykırım. Bir soru liste. Ya o nüfus, o dili konuşan nüfusun sevk edilmesi, iskan edilmesi, yerinden edilmesi, hatta katledilmesi. Şimdi tarihte böyle enteresan bir şekilde bu. Yani resmi tarihlerde böyle çok isyan kelimesi geçiyor. O isyanı, bu isyanı, şu isyanı, bilmem ne isyanı diye. Aslında onların büyük bir bölümü öteki dilleri konuşan nüfusun tasfiye edilmesini meşrulaştırmak için uydurulmuş gerekçelerdir. Gerçekte çoğunda isyan yoktur. Yani yüzdelik olarak söylersem yani %90'ı isyan değildir. %90'ı aslında öteki dilleri konuşan nüfus gruplarını tasfiye edip atmaktır, dağıtmaktır. Buradan mesela Cumhuriyet deneyimine gelebilirim, Türkiye'nin tecrübesine. Biliyorsunuz bizim ülkemizde 1934 yılında, aslında 1932 yılında bir kanun hazırlanıyor. 2 yıl üzerine çalışıyorlar, 1934'te yasalaşıyor. Yani 2 sene üzerine çalıştıkları bir kanun var. Kanunun adı çok basit, yani iki kelime, İskan Kanunu. İskan Kanunu dönemin gazetelerinde nasıl yer almış biliyor musunuz? Bu kanun Türkiye'de tek dil ve tek kültürlü bir toplum yaratma kanunudur. Bakın tek dilli ve tek kültürlü bir toplum yaratma kanunudur. Aslında kanun bir dil kanunudur. Aslında kanun öteki dilleri tasfiye etmek, yok etmek ve bir tek dilli bir toplum yaratma kanunudur.
Şimdi biz bazen zannediyoruz ki bu tabii Kürtlere yönelik bir şey ya da Ermenilere yönelik. Mesela şeyden size bir örnek vereyim. Gönen, Balıkesir'in Gönen ilçesinde işte Cumhuriyet Gazetesi'nin 1936 yılında, yanılmıyorsam 21 Mayıs'ta şehirde, çarşıda ve pazarda Arnavutça, Gürcüce, Pomakça ve Çerkezce konuşulması katiyen yasaklanmıştır. Çünkü oralar bir muhacir memleketi. Yani Balkanlardan gelen nüfus oraya toplanmış. Ve tabii herkes kendi ana dilini konuşuyor. Bu diller yasaklanmış. Aslında Kürtçe, Kürtçeden önce Ermenice, bu diller üzerindeki baskılar, yasaklar falan tamamen bu nüfus ve dil politikasının sonucudur.